numaralı burcumuz Koç'larla başlayalım. 2024'te Koç'ları neler bekliyor efendim? Şimdi 2024 yılında Koç burcunda Kuzey Ay düğümü bu yıl e, kadersel fırsatlar sunacak. Koç burcunda 25 Mart'ta yaşanacak tutulma seyahatlerinizde artış olacak. ilişkilerle ilgili bir takım yeni gelişmelerin yaşandığı süreçlere sizleri yönlendirecek. Yaz aylarında seyahat etme, yeni yerler keşfetme gibi konulara çok odaklanabilecekler Koç burçları. Bunun yanı sıra açıkçası böyle sağlıkla alakalı bir takım ufak Böyle ciddi olmayan rahatsızlıklar geçirebilirler. Hı. Onun dışında koç koşmuşların ben bu yılın şanslı burçlarından olduğunu düşünüyorum. Parasal döngüde, iş döngüsünde, kariyer döngüsünde yeni iş fırsatları, yeni Hı. iş olanakları ve özellikle iş kurmak isteyenler için fırsatların döngünün içerisinde özellikle 25 Mart, 31 Mart bu dönemleri atlattıktan sonra Nisan ayı gibi, Mayıs ayı gibi burçları için özellikle işçilerin hayata geçtikleri dönem olacak. İlişkiler boyutuna geldiğimizde ilişkisi olanlar için bence ilişkilerinde daha çok Ciddi adımları düşündükleri, ciddi adımlarla ilgili artık hı hı. hayata geçirmek istediği bir takım görüşmeler, konuşmalar hı hı. olacak hı hı. partnerlerde. İlişkisi olmayanlar için de daha çok açıkçası net ilişkiler ya da anın, duygunun onları götürdüğü yerdeki ilişkilerin onlar için fırsatlara geldiği, fırsatlar sunduğu bir döngü olacak. Hı hı. Bence koç burcu, bu yılın şanslı burçlarından koç, yay ve ikizler çok şanslı olacak. Koç, yay hı. ve hı. ikizler... 2024'ün en şanslı burçlarından dedi Emre Kuzu. Bakalım detayları az sonra hep birlikte göreceğiz, öğreneceğiz. Şimdi bir kız arkadaşım, koç, bir erkek arkadaşım, koç. Onlar da şu an bizi izliyorlar. İkisi de aşkta yerlerde bize aşk ne zaman gelecek? Merve Emre söylesin diyorlar. Yani koçlar gerçekten bak son dönemlerde aşklar ben şahidim o iki arkadaşıma. Biri bayan, bir kadın bir erkek. Evet. Nedir bu aşktaki kısmetsizlikleri? Ya, bu sene güzel bir aşk var mı onlara? İşte koç burçları için özellikle Mart Nisan döneminden sonraki gelişmeler çok olumlu olacak bence. 2023 koç burçları için aşk bence iyi geçmedi. Hı. Pozitif gelişmeleri çok fazla yaşayamadılar ama 2024 yılında özellikle Mart Nisan aylarının akabinde daha çok toparlanacaklar, yeni ilişkiler ya da ilişkileriyle ilgili net kararları gündeme getirdikleri süreçler yaşayacaklar. Hı. Ben özellikle evlenmek ya da evlilik ilişkileriyle ilgili ciddi konuşmalar ve görüşmeler Hı. yapmak isteyen ya da bunları düşünen kişiler için daha çok yılın ortalarına doğru hedef gözetmelerini öneriyorum. Çünkü o tarihler onlar için daha olumlu olacak. Koç burçları bence özellikle kariyer hanesinde çok şanslılar. Değil Aşk mi? hanesinde de bence bu Değil yıl isteklerini alacaklar. Peki şey 2024'te özellikle uyarmak istediğim bir konu var mı koçlar için? Koçlar için 25 Mart tutulması yani Koç burcu ciddi anlamda ilişkiler anlamda hı hı. o tarihe kadar çok olumsuz ya da nötr gelişmenin içerisinde tutuyor gibi gözükebilir aslında bu Ocak Şubat Mart dönümüne kadar özellikle 25 Mart'a kadar Koç Burcu geleceğini planlayacak aslında hı. siz burada duranlık yaşarken Gelecekte yaşayacağınız rahat, hı hı. konforlu ilişkilere olanak sağlamış olacaksınız. Bence dikkat etmesi gereken husus Koç burçlarının ilk 3 ay kısır geçebilir ama sonraki dönemler Güzel. çok şanslı olacak. Hadi bakalım. ilk 3 ay sabır diliyoruz arkadaşlar. Sabredelim. Zaten 2023 Biraz böyle hepimiz için ülkece genel açıdan da zor geçti. Umarım 2024 sizin de gönlünüze göre olur. Aslan Burçları'na 2024'te aslanların neler bekliyor? Evet, Aslan Burçları benim de sevdiğim burçlardan birisi. Harika, ee, ben de severim. Görkemli bir burç. Görkemli. Buçlu. Para harcamayı <laughs> evet, sever. Evet, evet. ciddi anlamda böyle yönetici <laughs> ve yönetmeyi seven bir burcun evet. kategorisi olduğu için benim de sevdiğim burçlardan. Tümüyle artık Aslan Burcu'nun şöyle bir özelliği vardı 2023'te. Bazı iş yerlerinde çalışanlar ya da birinin yanında normal bir standartlarda çalışan ya da bir iş fikri üretmek isteyen ama bunun karşılığında maddi anlamda sıkıntılar yaşayan, borçlanmalara girmiş Aslan burçları vardı. Artık bu yıl o toparlanmaları yaşayacaklar. Yani daha önce geçmiş özellikle 2023'ün sonunda yaptıkları yatırımların, kafalarında kurdukları hayalin, kafalarında kurdukları planların hayata geçtiği bir dönem olacak ve yılın başlarında özellikle bekar Aslanlar yeni birisiyle tanışabilir. Ciddi anlamda yeni ilişkiler gündeme gelebilir. Oldukça bu dönemde yeni flörtler gündeme geçse hiç şaşırmayın. Özellikle Vay. aslan burçlarında kariyer değişikliği düşünenler için yılın başlarında değiştirmiş olabilir ve değiştirecek ler diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi orada planladıkları şeyleri artık 2023'ün 2024'ün evet. ortalarında artık hayata geçirmeye başlayacaklar. Hı -hı. ciddi anlamda iş teklifleri, projeler gündeme gelecek. Daha çok kariyerde aslanları etkiliyor. İyi anlamda güzel dönüşler yaşayacaklar. Maddi anlamda daha büyük iyi bir konuma taşınacaklarını Hı -hı. düşünüyorum. Evlilik ve ilişkiler anlamında sadece ben şu anlamda biraz negatif görüyorum aslanları, uyarmam gereken konular. Bu yıl çok fazla ayrılık, barış, Aa. işte geri dönecek mi sorularıyla karşı karşıya kaldı İlişkiler yaşayabilirsiniz. Yeni tanışmalarını çok fazla gündeme gelecek. Çok fazla yeni tanışmalar olabilir. Hı. Dönen sevgililer bu yıl içerisinde çok fazla olabilir. İnişli çıkışlı bir aşk grafiği izleyebilirsiniz ama kariyerde dediğimiz hı hı. yükseliş yaşanacak yani. Peki eksler geri döndüğünü kabul etsinler mi? Yani Aslan burcunun zaten kimyası gereği eksler geri döndüğünde kabul etmemesi <laughs> ben bir <yapsam. gülüyor> Ama bunu sürdürmeyi de bazı ilişkilerde deniyorlar. Badan egosal Evet, egosal bir, bir e, birlikte diye. Tepki oluyor çünkü. Maalesef bu Aslan Bursa'nın aşkhanesinde çok net, güzel gelişmeleri haber edemiyorum ama Hanesi'nde yükseliş var. Güzel olacak diyorsun. Peki, <laughs> en sevdiğim burçlardan bir tanesi yay burçları da Benim ya. Benim de burcum. Ya süper, çok seviyorum. Yaylar çok şen, şakrak, evet, enerjik. Emlendiri. Emre Bey stüdyomuza bir geldi zaten arkadaşlar. O kadar neşe kattı ki şu anda bize enerji yükseldi epey. Evet 2024'te sevgili yay burçlarını canım yayları neler bekliyor hadi bakalım. Şimdi 2024'te yalnız giriş yapan yay burçları oldukça fazlaydı. <laughs> Bu yay burçları geri dönüş partnerleri bekleyenler için özellikle Ocak-Şubat döngüsünde hem yeni ilişkiler gündeme gelebilir Hı -hı. hem de geri dönenler olabilir Şubat'a kadar. 14 Şubat'a kadar. <laughs> geri dönenler olursa hiç şaşırmayın yay burçlarında. Hı -hı. Onun dışında da aynı dönemde yoğun bir çalışma temposu. Hı -hı. Ciddi anlamda yoğun. Şubat-Mart aylarında özellikle önemli iş teklifleri yeni projeler, yeni iş fikirlerini gündeme artık getirmekten ziyade ortaya sergiletecek bir dönem olacak. Hı -hı. Artık onlar Akrep'teki gibi değil. Onlar artık hayata geçirecekler bütün Hı -hı. iş fikirlerini. Ve ciddi anlamda şöyle de bir durum söz konusu. Başka firmalardan teklifler ya da ortaklık teklifleri gibi şeyler de yer burçlarını bekliyor. Böyle avantajlı döngüler yaşayacaklar. Yeni insanlarla tanışacaklar. Yeni alanlar, yeni iş fikirleri Hı -hı. görecekler. Yeni iş fikirleri üretecekler. Ee, ve Mayıs-Haziran aylarında yeni insanlarla tanışma fırsatlarından yeni iş fikirleri de yine doğacak. Yani Hı -hı. özellikle ben iş üretmek, farklı işler yapmak, iş kollarıyla ilgili yelpaze geliştirmek isteyen Yay burçları için bu yıl çok şanslı ve hayata da geçirdikleri bir döngü yaşayacaklarını hissediyorum ne kadar ve güzel. düşünüyorum. Yay burçları aşk hayatında da hareketlenmeleri beraberinde getirecek. yani çok fazla ortam değişikliği yaşayacaklar. Yeni yetenekler ya da yeni müzik ya da yeni bir enstrüman, yeni bir şey üretmek isteyen Yay burçları için açıkçası yılın son çeyreğine doğru da bir takım eğitimler, sertifikalar, hmm. yurt dışı gezileri, yılın son çeyreğine doğru planlamalar olacak. Peki Emre bunları senin önden biliyor olman ne diyorsun? Kendi burcun ya. Ya ben kendi de ben bur... olumlu olumsuz Aslında avantajı da var, dezavantajı da var yani. Şimdi astrologsun, kendinle ilgili de her şeyi görmüş oluyorsun. Peki kendine yapmak istediğin bir uyarı, önlem var mı? Yay, <laughs> yay burçları olarak. Yay burçlarının şöyle bir dönemi var, döngüsü var. Çok fazla yalnız ve özgür olmayı seviyorlar. Kendimden örnek verecek olsak yalnız ve özgür olmak ve kendi alanıma kimseyi çekmemek gibi durumlar yay burçlarını bazen iş ilişkileri anlamında çok fazla fikir üretmek ya da değiştirmek gibi konularda ortaya enerji koydukları için biraz Ben bence sakin kalmalılar Hı -hı. sakin bir başlangıç yaptık zaten bu yıla yaylar olarak Hı -hı. sakin devam etmeyecek bu süreç hızlı devam edecek çünkü mayıs Haziran gibi artık iş fikirlerimizi de hayata geçirmiş oluyoruz yeni Şubat-Mart aylarında e, ciddi anlamda artık planlarımız da hayata geçmiş Hı -hı. olacak sakin olmalıyız. Sakin olduğumuz takdiri göreceğiz. Yaz aylarından sonra artık rahatlayacağımız bir dönem olacak. Hadi bakalım.